Dil öğrenmek istiyorsan günde en az 50 kelime ezberlemen lazım. Bu bir zihin kodudur. Öğrenmesi gereken şeyi yanlışlıkla ezberlemiş ve sonuç olarak da öğrenmediği için unutuyor. Dil yapısını ve kelimelerin arasındaki bağlantıyı, kullanım yerine, durumuna göre mantığını anladığımız zaman ilk fırsatta bunu kullanmak istiyor çünkü biliyor ve bildiğini de biliyor. Yanlış kullanırım diye bir tereddütü de yok. Beyin çünkü ikna olmadığı bilgiyi çöpe atar. Hocam sürekli bahsediyorsunuz genelde videolarınızda. Zihnini kodlayarak İngilizce öğrenmek diye. Bu zihin kodlayarak İngilizce öğrenmek nedir? Bir onu açıklamanızı isteyeceğim sizden. Evet, doğrudur. Nasıl zihnimi kodlayacaksınız diye de soruyorlar. Bizim zihnimizi nasıl kodlayacaksınız? Siz mi kodlayacaksınız? O kod ne? Zihin kodlama yöntemiyle İngilizce öğrendiğiniz zaman biz kimsenin zihnini kodlamıyoruz. Kişi kendi zihnini aslında kendisi kodluyor. Zihin kodu dediğimiz şey aslında nedir? Önce bir onu anlayalım o zaman, zihin kodlamanın ne olduğunu. Bu birazcık Burak Bey'in alanına geçiyor ama ben bunu kendi adıma size açıklayayım. Şimdi dil öğrenme ve hayatımızdaki her şeyle ilgili belli başlı parametrelerimiz, kabul ettiğimiz, inandığımız, başkalarından duyup da doğru kabul ettiğimiz bilgiler var. Bunların aynısı dil içerisinde de var doğal olarak. Mesela kelime ezberlemeden dil öğrenilmez. Bu bir zihin kodudur. Bunun sonucu olarak kişi ne düşünür? Der ki benim muhakkak örnekti. İkinci bir örnek de şu, dil öğrenmek sadece ders çalışmak gibi olur. Yani dil öğreneceğim zaman benim ders çalışır gibi oturup masa başında gramer kuralları ezberlemem gerekiyor. Gramer kuralını öğrendikten sonra ezberledim diyelim. Bundan sonra bunun alıştırmasını yapmak için de işte boşluk doldurma nasıl standart dil derslerinde yapılıyor. Boşlukları doldur. İşte noktada noktaların yerini tamamla, cümleyi tamamla. İşte çoktan seçmeli de doğru şıkkı karala, kelimeleri eşleştir gibi standart bildiğimiz alıştırmalar var. Kitaplarda olduğu gibi. Demek ki bunları yapmam gerekiyor. Bunu yapacağız şimdi. Gidiyor bunları yapıyor bu zihin koduyla da çünkü bunu doğru olarak kabul etmiş ya. Gidiyor bunu yapıyor. Sonra ne? Hani gördüğünde, baktığında, sınavlarda bir şekilde geçerli puan alıyor, geçerli not alıyor. Yazılı olan diyelim ki sınavlarda, antrenmanlarda başarılı. Lakin konuşmaya geldiğinde bildiği bilgilerin hiçbirisini kullanamıyor. Niye? Çünkü dili aktifleştirmemiş. Zaten literatürde de activation of the language kısmı mevcut olan yani dilin aktifleştirilmesi kısmı var. Lakin birçok durumda zaten bunlar yapılmıyor. Hatta es geçiliyor. Niye? Sınava yetişsin diye. Niye? Herkes sınavdan geçerli bir puan alması gerekiyor. Müfredatı yetiştirelim dönem sonuna diye. Bunlar maalesef es geçiliyor. Yani zihin kodlama dediğiniz zaman kimse sizin zihninize bir şeyleri kodlamıyor. Bilakis şu şekilde kodluyoruz aslında bilgileri ve ben bunu kodlamanız için size nasıl yapacağınızı öğretiyorum. Kodlayacak olan sizsiniz. Ben kodlamıyorum. Öncelikle öğreneceğiniz ister kelime olsun, ister kalıp olsun, ister gramer yapısı olsun, dil bilgisi diyelim. Yani gramer kuralı derken ben kural ezberletmiyorum. Çünkü İngilizce'de kurallardan daha fazla istisnalar var. O zaman biz niye kuralı ezberliyoruz? O zaman dil yapısının mantığını anlatalım. Öncelikle hem dil yapısının, hem kelimenin, hem de kalıpların mantığını anlatıyorum. İngiliz nasıl düşünüyor da bu şekilde ifade ediyor? Türk'ün düşünce yapısını biz ana dilimiz olarak evet kullanıyoruz ama aslında neyi düşündüğümüz için bunu böyle söylüyoruz onu fark etmiyoruz. Ben tünelden geçtik dediğim zaman
kapıdan girdi dediğim zaman orada danden ekini anlıyorum. Ama o dandeni duyduğum zaman da nasıl ezberlemişim okul zamanından? Danden eşittir from ya da when. Bu şekilde ezberlemişim. O yüzden birisi kapıdan girdi demek istediği zaman herhalde from kullanacağını zannediyor. Niye? Danden duydu. Lakin Türk kapıdan girdi derken ne düşünüyor? Kapının içinden girdi. Yani kapının çerçevesi kapıyı açtı, içinden geçti. Tünelden geçtik dediğinde nasıl oluyor? E tünelin içinden geçtik. Demek ki bizim oradaki danden ekine yüklediğimiz anlam içerisinden demek. İngilizce'de de danden ekinin karşılığı yok bu yüzden. İçerisinden kelimesinin karşılığı through var. He walked through the door. O kapıdan geçti, çıktı, gitti, geldi vesaire. He came through the door. We went through the tunnel. We drove through the tunnel. Tünelin içinden geçtik anlamında. Şimdi bakın burada neyi fark ettik? Bir, Türk nasıl düşünüyor? O eke kazandırdığı anlam ne? İki, oradan yola çıkarak Türk'ün nasıl düşündüğünü anladıktan sonra İngiliz nasıl düşünüyor? İngiliz'in buna yüklediği anlam ne? Bu mesela bir tane bir örnekti. Bunun gibi dil yapısının mantığını anlıyoruz veya kelimelerin de mantığını bu şekilde anlıyoruz. Örnek veriyorum. Diyelim ki bir kelimeyi ezberledik. Katılmak kelimesi diyelim. Bir şeye katılmak. Yazdık sözlüğe join kelimesi çıktı. Süper, harika. Join kelimesi katılmak. Ezberledim, süper. Diyelim ki bir gruba katılmak dedik. Evet, burada join'i çok güzel kullandık. Bir WhatsApp grubuna, bir partiye katıldık. Arkadaşlar bir yere gidiyor, onlara katıldık. Join kelimesi muhteşem, kullandık. Başka bir günde bir arkadaşımla konuşuyorum. O da kendi fikrini bana belirtiyor, paylaşıyor fikrini. Ben ona diyorum ki, ama ben sana katılmıyorum. O zaman join kelimesinin katılmak olduğunu düşünen beyin ne yapar? Otomatik olarak I don't join demek ister, değil mi? İşte kelimenin durumla bağlantısını bilmediği için, aslında hangi kelimenin, hangi durumun, ne anlamda, ne amaçla kullanıldığını bilmediği için yanlış kelime seçimi yapar ve kendini olmak istediği, ifade etmek istediği gibi değil, onun tam tersi bir şekilde ifade eder. Halbuki durumla öğreneceği zaman, bağlam içinde öğreneceği zaman, bir hikaye içinde öğreneceği zaman kelimeyi bilecektir ki birisinin fikrine katılmak veya katılmamak, birinin fikrini doğru veya kendine göre uygun bulmamak dediğinde I agree with you, I don't agree with you demesi gerekir. Bir WhatsApp grubuna katılacağı zaman veya bir toplantıya katılacağı zaman I will join the meeting tomorrow, yarın toplantıya katılırım diyecek. Ama üzgünüm, sana katılmıyorum, I'm sorry, I don't agree with you diyeceğini bilir. Bu da artık kelimenin mantığını anlıyor olmak, durumla bağlantısını anlıyor olmak. Bunu dil yapısını ve kelimelerin arasındaki bağlantıyı, kullanım yerine, durumuna göre mantığını anladığımız zaman hem kendi konuştuğumuz ana dilimizin hem de İngiliz'in bakış açısının anladığımız zaman, onların ikisi arasında bir köprü kurduğumuz zaman mantığımıza yatıyor bu bilgiler. Aa evet, çok mantıklı, çok iyi diyoruz. Beynimiz bu bilginin doğruluğuna ve işlevselliğine ikna oluyor. Beyin bu bilginin işlevselliğine ikna olduktan sonra da kullanmak için daha çok alan açıyor, daha çok yer oluyor kullanabilmesi için. Haliyle ne oluyor? İlk fırsatta bunu kullanmak istiyor çünkü biliyor ve bildiğini de biliyor. Yanlış kullanırım diye bir tereddütü de yok. Beyin çünkü ikna olmadığı bilgiyi çöpe atar. Ben bunu nerede kullanacağım der. Ancak testte kullanırım. Bu kadar. Hayat içerisinde kullanacağı, aktif kullanacağı bir yer yok ki. Ancak ikna olursa bu bilginin mantıklı olduğunu, özellikle de yetişkin beyni, ikna olduktan sonra kullanıma açar, önderliği alır ve aktif bir şekilde kullanması için koşul kollar, an kollar. Bu şekilde hem dil yapısını hem de kelimeleri, kalıpları zihninize kodlayabilirsiniz. Ve bunu da aralıklarla antrenman yaptığınızda uzun dönem hafızanızda tutmak ve refleks olarak kullanabilmek için alan yaratıyorsunuz. Bu şekilde.